Evet, iyi günler değerli Güne Bakış izleyicileri. Sizlerle Trabzon gündeminin hemen ardından bir gündem değerlendirmesi yapmak istiyoruz. Gündem değerlendirmesi geçtiğimiz hafta, ondan bir önceki hafta, yani Ağustos'un başından sonuna kadar diyelim. Trabzon iki meseleyi konuştu. Birincisi fetih tarihinin değişmesi, ikincisi ise Trabzon'da Ortodoks ayinini konuştu. Program konuğumuz MHP Trabzon eski il başkanı ama Milliyetçi Hareket Partisi'nde uzun yıllar görev yapmış ve hakikaten Trabzon'da siyasete damgasını vuran, imzasını atan bir isim Sayın Muhammed Öztürk, program konuğumuz. Sayın Öztürk, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Şükür müyüm. Nefes alıp veriyoruz. Eyvallah. Sayın Öztürk, evet, az önce ifade ettiğimiz gibi uzun yıllar Milliyetçi Hareket Partisi'nin çeşitli kademelerinde görev yaptı, il başkanlığı yaptı. Ve halen Trabzon'da Milliyetçi Hareket'in düşünce altyapısında önemli bir konumu, Trabzon'un sorunlarıyla ilgili düşünce altyapısında önemli bir yeri var. Sayın Öztürk de zaman zaman bir kanaat önderi olarak da medya açısından yararlandığımızı ve fikir alışverişi yaptığımızı, istişare yaptığımızı da ifade etmek istiyoruz. Sayın Öztürk'le işte Ağustos ayı başından bugüne, yani fetih tarihinin değişmesi, fetih tarihinin değişmesi ve arkasından ayın tarihinin değiştirilmesi konularını ele alacağız. Bu arada bir artı parantez ifade etmek istiyorum, belirtmek istiyorum. 1996-97 yıllarında Trabzon'daki Venizelos meselesinde Sayın Öztürk MHP il başkanıydı ve o dönemdeki olaylarında aktif olarak önünde bulunan 2-3 isimden biriydi. En önde giden arkadaşlarımızdandı. Belki o konuya da, o döneme de atıfta bulunarak kısa bir analiz yapmak istiyoruz. Sayın Öztürk, önce şunu sormak istiyorum. Bir zamanlar Venizelos'un Trabzon'a gelişine karşı durup Venizelos'un yolcu indirmesine ve Trabzon'a gelmesine net tavır koyan bir anlayıştan bugün sessiz bir noktaya gelindi. Yani ayin artık yapılabiliyor ama buna Trabzon ses çıkarmıyor noktasına gelindi. Geçtiğimiz hafta emekli amiralimiz Sayın Cihat Yaycı Trabzon'a ne oldu sorusunu sordu. Böyle bir sorunun yeri var mı? Trabzon'a ne oldu? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, teşekkür ederim. Şimdi 90'lı yıllardaki bakış açısıyla şimdiki bakış açısı arasında bir farklılık olduğunu gözlemliyorum. O tarihleri kısa hatırlarsak Trabzon'a yoğun bir Yunan istihbaratı üzerinden yoğun bir Pontuslaşma hareketleri gözlemliyorduk. Bunu sadece biz değil, Trabzon'daki sivil toplum kuruluşlarının pek çoğu, işte basın dünyamız, devletimiz hatta, yoğun bir faaliyet vardı. Biz aslında o dönemde de ayine karşı bir tavır yoktu. Bunu bahane ederek Trabzon üzerindeki emellerini gerçekleştirmeye yönelik hamlelerine karşı bir duruş vardı. Bunu da o dönemde hatırlarsanız Venizelos adlı gemiyle Din, Bilim ve Çevre adı altında Karadeniz'i Kirlilikten Kurtaralım adı altında 300'ün üzerinde güya bilim ve çevreyle ilgilenen siyaset, ticaret adamlarının da içerisinde bulunduğu bir gemiyle Trabzon'a, Batum'a ve İstanbul'a bir ziyaret planlanmıştı ve buralarda konferanslar, İşte çeşitli halk oyunları, diyelim ki bizim horonumuzda onlar Pontia dansı diyerek böyle bir faaliyet içerisinde bulunuyordular. Biz de o faaliyete karşı, o niyete karşı durduk. Trabzon'da daha önce çeşitli sivil toplum kuruluşları, işte konferanslar,
işte bu konuda sempozyumlar düzenlenmiş, verilmiş, Trabzon halkı bu konuda bilgilendirilmiş. Biz, yani o dönemde parti olarak da ilçe teşkilatlarında bu yönde bilgilendirmeleri de yapıyordunuz. Elbette. Biz de arkadaşlarımızı, parti teşkilatlarımızı, bize bağlayan kuruluşlarımızı bu şekilde bilgilendirerek, ikaz ederek, işte hatırlarsak işte yoğun bir öğrenci götürme evet. olayları, yoğun bir turizm adı altında gelen kafilelerin peş peşe gittikleri yerlerde ısrarla ve sürekli olarak gelen turistlerin İşte bura Pontus Rüm'ün imparatorluğudur, bura dedem şuradaydı falan filan. Yani korkunç bir akım vardı. Sürmene üzerinde meyve şanı üzerinden bir yapılanma. Büyük gazetelerde ilanlar, işte haberler çıkartarak buraların kökeninin olduğu yönünde bir şey vardı. Biz de onlara karşı durduk. Niyetlerin iyi olmadığını, kötü olduğunu Trabzon'a, kamuoyuna dile getirdik. Bu maksatta da işte ama bu bir niyet okuyarak değil de yaptıklarından hareketle üzerine, bir kanaat oluştu yani. Tabii evet. ki ben rahmetli oldu Sayın Valimizi bir gün önce ziyaret ettiğimde bütün bunları anlatarak kendisinin de arayıcıdan gelme olduğunu hatırlatarak kendisine bir şey ifade etmediğini sordum. O zaman Sayın Valimiz böyle bir durdu. Haklı olabilirsin başta itiraz eden Sayın Valimiz. Sonra bunları alt alta koyunca haklı olabilirsin dedi ve biz eylemi yapacağımızı limanın karşısına geçip Trabzon halkıyla birlikte bir basın bildirisi okuyacağımızı ve bu konuda önümüze çıkacak engelleri de tanımayacağımızı ifade ettik ve gittik gerçekleştirdik. Gerçekten Trabzon halkı sağduyu göstererek hiçbir olaya sebebi bütün partiler iştirak etmişti o dönem değil mi? Sadece MHP olarak hayır, değil. Hayır, hiçbir parti yanında yoktu. Sadece yani MHP olarak mı yaptın? Evet. MHP ve bize bağlı yan kuruluşlarımızla birlikte gittik. Partiler bu konuda o gün de sessiz kaldılar. Hatırlarsanız, bakarsanız o günün evet. döneminde. Hatta bazı basın kuruluşlarımız aleyhimizde yazı yazdılar. Uluslararası basın kuruluşları, büyük basın kuruluşları bu çağda bu kafa diye maaşa da attılar. Yani aleyhimize yazdılar, çizildiler. Ama daha sonra gemide dağıtılan haritalarda Trabzon'un Pontus toprağı olarak, Rum toprağı olarak gösterilmesini o görünce bir haklılık şeyi verilmeye başladı. Ama süreç devam etti. Bu tepkiler devam etti. Zaman zaman manastır işte restorasyona alındı. Şu oldu, bu oldu. Ve aslında Trabzon halkı bu konuda ortak bir kanaatte bu konuda çalışan arkadaşları da aslında tebrik etmek lazım, taltif etmek lazım. Yani şey tarihinin, fetih tarihinin değiştirilmesiyle ilgili olarak gayret gösteren, yazı yazan, takip eden ve sonuçlandıran kim varsa onları taltif de etmek lazım. Onun önemli değil mi? Fetih tarihinin yerine oturması yani, çok önemli. Tabii. Zaten maksat o. Bu olunca ister istemez onların o tarihle ilgili bütün niyetleri sarkmış oldu. Evet. Tepki de oradan zaten. Bugün gösterilen işte aynı gelmeme tepkisi işte bugün siz de okudum Yunan basınında bir takım yazılar falan filan bastırmaya çalışıyorlar. Bu fetih tarihi çok önemli. Bu Trabzon halkının bu olayı başardığının bir ifadesidir. O tescil edilince bana göre Kültür Bakanlığı da eğer önemli bir hamle yaparak bir hafta sonraya ertelemesi o da önemli bir hamledir. Aynı gün yapın siz de yapın diyebilirdi. Diyebilirdi ama o tepki var ona tabii. O evet. da çok şık değildi. Ve geldiğimiz noktada son olarak ayin ertelendi. Trabzon kamuoyunda bir hoşnutluk oldu. Memnun evet, kaldı elbette. Trabzon kamuoyu. Ya bizim amacımız zaten ayinin ertelenmesiydi. Yoksa ya gelip orada ayin yapmaları çok bizi ilgilendirmiyor. Yani falan. Modundaydı Trabzon. Evet. Fakat aniden Cihat Paşa'nın öncülüğünde MHP İstanbul Eski Milletvekili Arzu Hanım'ın da beraberliğinde ve Trabzon'a yeni Düşünce Derneği'nin davetlisi olarak bir gelişme yaşandı. Cihat Paşa ve beraberindekiler ayna karşı çıkmayacağız ama Bartolomeo olsun Trabzon'a gelişini bunu engelleyeceğiz biçiminde Trabzon'dan bir çıkış yaptılar. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bunu nasıl değerlendirilebilir? Bartolomeo olsun bir ekümenlik iddiası var. Üzerinde
yıllardır çalışılan, gayret gösterdikleri bir iddia var. O iddianın engellenmesine yönelik bir çaba gibi görünüyor. Ama tabii bu bizim işimiz değil. Bu devletin işi. Yani onu engelleyecek birim Trabzon halkı değildir. Trabzon halkı zaten reddediyor. Böyle bir derdi yok yani. Ama Cihat Paşa tam tersine bunu engelleyecek olanlar Trabzon halkıdır. Trabzon halkını bunu engellemeye Trabzon davet ediyorum. Kabullenmedi ki zaten. Zaten 15 Ağustos tarihinin tescil edilmesiyle Trabzon halkı onu reddetmiş oluyor. İşte ayinin ertelenmesiyle ilgili olarak da Kültür Bakanlığı'nın, hükümetin bu konudaki hamlesi ortada. Yani bu ne demektir? Biz bunu kabul etmiyoruz. Sen kendin çal, kendin oyna yani. Ne yaparsan yap demektir aslında. Sayın Öztürk, burada iki fikir ortaya çıktı. Birincisi dendi ki, Cihat Paşa'nın Trabzon'a basın toplantısı için gelişinden hükümetin bilgisi vardı. Hükümetin işine geldi bu. Niye işine geldi? Diyecekler ki, bak kardeşim, ben senin ayını erteledim ama yani buna rağmen hala tepkiler var sana, görüyorsun. Yani ayının yasaklanmasına yönelik de tepkiler devam ediyor. Yani hükümetin elini güçlendiren bir hareket mi? Yoksa Bartolomeos'un gelişini engelleyin derken hükümeti dışarıda zora sokan bir hareket olarak nitelendirilebilir mi? Yani bir proje miydi bu? Öyle bakanlar da olabilir. Daha derin mütalaa yapma fırsatı ve imkanı bulanlar birinci söylediğiniz şıktan da bakabilir. Yani devletin bu alandaki elini de güçlendirmiş olabilir. Ama bunu güçlendirirken şüphesiz ya siz ne yapıyorsunuz diyecek birimler de, adamlar da, yazarlar da veya istihbarat teşkilatları da var Türkiye. Çünkü her alanda mücadele ediyor. Bu işten fayda sağlayacak, birimi oluşturacak, görüşü oluşturacak ve bu işlerden yol çıkartacak olan devlettir. Ona biz karışamayız. Devletimiz mutlaka bunlardan bir sonuç çıkaracaktır ve kendi önünü açmayı başaracaktır diye düşünüyorum. O konuda da devletimiz eski devlet değil yani. Epey bir mesafe kat etmiştir. Dolayısıyla ben yani o işler bizim işimiz değil. Halk olarak bizim işimiz değil. Bizim işimiz Trabzon halkı. Bu konuda bir yılların birikimi olarak bir mücadele verdi. Fetih tarihini aldı. Son derece de uygar bir görüşle de birlikte aynılara biz ne yaparsanız yapın zaten kendimizden endişemiz yok hesabı yaparak sonucu görüyor. Aslında fetih tarihini almak o işin nereye gittiğini görmek demek. Evet. Sağduyulu baktığın zaman. Trabzon halkı bunu gördü. O yüzden çok oralı olmuyor. Yani kim ne yaparsa yapsın noktasındadır. Bizi o tarafa geliyor. Diğer taraf devletin, bizim birimlerin işi. Onların da yeterince bir tecrübeye ve bilgiye dayalı bir noktaya geldiklerini düşünüyorum. Bir mesafe aldıklarını düşünüyorum. O onların işi, en doğruyu, en güzeli bulup çıkartacaklarına da inanıyorum. Peki Sayın Öztürk, son olarak önümüzdeki dönem, önümüzdeki gelecek yıl Bartolomeos ya da Fener Ortodoks Patrikhane bu ayını iptal edebilir mi? Yani madem tarihinden şaştı, amacımız şaştı, biz burada 10 yıl sonra yenilgiye uğradık, rezil olduk deyip iptal edebilir mi? Israrcı olabilirler. Yani 15 Ağustos'ta ısrarcı olabilir. Yeniden o tarihi talep edebilirler. Çünkü bir ama o büyük infial yaratır. Işte, ya onu, o kolay değil. Onlar ister, siz vermeyeceksiniz. Yani hükümet değişir, başka biri gelir verebilir. Yani anlayışlar değişir, ufuklar değişir. O mümkün. O yüzden onlar ısrarcı olabilir ama hükümetin o işten de geri adım atacağını, mevcut hükümet bu işten geri adım atacağını zannetmiyorum. Trabzon halkının hiç geri atacağını düşünmüyorum. Çünkü kazanmış bir zafer var diyelim. Ki zafer aslında yani 15 Ağustos'u küçümsememek lazım. Daha çok gündemde tutmak lazım diye düşünüyorum. İşte demin söylediğim gibi konu üzerinde çalışan, müracaatlarını yapıp takip edip sonlandıran, kararı veren, doğrusu budur diyenleri de Trabzon olarak taltif etmek lazım diye düşünüyorum. O da birinci aşamada iktidar partisi mensuplarına düşer.
Sayın Valimize düşer. Yani çünkü temsil makamında onlar var. Ama onlar talep edecektir diye düşünüyorum. Hükümet gene vermeyecektir. Şu tarihte yaparsanız yapın diyeceklerdir. O şunu getirebilir. Yani niye böyle oldu? Daha çok, daha kalabalıklarla gelebilir. Yani o tarihte. O tarihte, yani ertelenen tarihte. Ya da daha az bir kalabalık gelirse amacına ulaşılıyor demektir. Evet. Öyle yavaş yavaş. Yani yavaş ben, yavaş. Yani ilgisini kaybedecektir. Evet, patrik daha gelmeyebilir. Kaybedecektir. Gelmeyebilir. Evet. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım ve noktalayalım. Yok, teşekkür ediyorum. Yani bir hatırlatma bulunduk. Eyvallah. Değerli izleyicilerimiz, bunlar Trabzon'da yaşanan, Trabzon gerçekten kültür, sanat, edebiyat ve şehir olarak bir imparatorluk merkezi. Öyle ya da böyle kendi gündemini oluşturabilen ve kendi gündemini kendi içinde tartışabilen farklı bir kent. Dolayısıyla bu çerçevede Trabzon'da Ağustos ayında yaşadığımız iki önemli olayı burada Milliyetçi Hareket Partisi eski il başkanı ve aynı zamanda bizim için, Trabzon kamuoyu için kanaat önderi arkadaşımız Sayın Muhammed Öztürk'le değerlendirdik. Bir başka programda buluşmak ümidiyle hoşça kalın.